Profesyonel futbol dünyasında yer almış bazı futbolcuların çok özel yeteneklere sahip olduklarını biliyor muydunuz? Bu videoda onları anlatacağız. Videomuza geçmeden önce bana destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler. Alisson'un ellerinin iyi olduğunu biliyoruz. Peki ya parmaklarının? Evet, Liverpool'un yıldız kalecisinin yetenekleri sadece futbolla sınırlı değil. Aynı zamanda müzik kulağının da olduğunu bizlere kanıtladı. Gitarı oldukça iyi çalabilen Alisson'un bunu yaparken de büyük zevk aldığını söyleyebiliriz. Bakalım Alisson futbolu bıraktıktan sonra yine futbolda mı kalmaya devam edecek? Yoksa bir müzik grubuna mı dahil olacak? Onu da hep beraber göreceğiz. Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, 2011 yılında ülkesinde yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. Alman eldiven 15 soruluk yarışmada 10. soruya kadar germeyi başardı. Son soruyu seyirci jokeriyle yanıtlayan Neuer tam 500 bin euro kazandı. Genel kültürüyle de alkışlanan Manuel Neuer kazandığı parayı Çocuk Vakfı'na bağışladı. Uzun yıllar futbol sahasında izlediğimiz Rafael van der Vaart futboldan sonra sevdiği bir alana yönelmek istedi ve o da dart atmaydı. 2019 yılının Nisan ayında İngiliz dart organizasyonuna katıldı ve sadece bundan bir ay sonra ilk resmi maçına katıldı ve galibiyet elde etti. Bu saatten sonra da herkes ona Rafael van der Dart olarak da hitap etmeye başladı. Theo Walcott'un süratli bir kanat oyuncusu olduğunu biliyorsunuz. Peki ya kitap okumak ve yazmak hakkında beslediği büyük tutkudan haberiniz var mı? İngiliz futbolcu bugüne kadar 4 tane kitap yazdı ve her kitabında TJ isimli karakterin maceralarını anlattı. 2009 yılından beri yayınlanan bu kitap bir dizi çocuk kitabı. Gerçekleşen hayaller ve bunun hissettirdiklerini konu alan kitapları 2010'dan itibaren piyasaya sürüldü ve hala satın alınabilir durumda. 32 yaşındaki kanat oyuncusu 2011 yılında otobiyografi grafik bir kitap olan ve kariyerini oldukça net bir şekilde anlattığı Theo Gravnik Upfest isimli kitabını da yazmıştı. Şimdiye kadar yaşamış en iyi futbolculardan biri olan Andrea Pirlo'nun da yine çok farklı bir hobisi var. Bir İtalyan oyuncudan beklediğimiz gibi Pirlo'nun hobisi de şarap yapmak. Basitçe söylemek gerekirse ona da çok yakışıyor. Her zaman sahada ve saha dışında klas bir futbolcuydu Andrea Pirlo. Bu yüzden futbol kariyerinin yanında oldukça sofistike bir hobiye sahip olmaya karar vermiş olması da sürpriz olmamalı. Pirlo kendi şarabını üretip sattığı Kuzey İtalya'da kendi bağına sahip. Şarap yapımına olan sevgisinin küçük bir çocukken Pirlo'nun hasada yardımcı olacağı bir bağa sahip olan büyük annesinden geldiğini de açıklamıştı. Şarap yapımına olan ilgisi ve yeteneği sorulduğunda ise şunları söyledi. Küçüklüğümden beri hep şarap içtim ve annem benim için biraz suyla karıştırdı. Şarap hakkında okumayı, anlamayı, diğer bölgelerden ve diğer markalardan şarapları denemeyi seviyorum. 2006'dan 2014'e kadar Liverpool'da oynarken adını duyuran ve ağrı kesiciler yüzünden kariyerini erken bitiren Danimarkalı stoperin oldukça dikkat çekici bir yeteneği var. Vücudunda çok sayıda dövmesi olduğunu görüyoruz. Hatta neredeyse birçoğunu kendisi yaptı. Sanırım bu bilgiyi de birçoğunuz bilmiyordu. Marbella'daki evinde artık emekli olan Ager biriktirdiği parayla açtığı kendi dövme dükkanını işletiyor. 2013'te Danimarka'da kanalizasyon idaresi yapan Kloger şirketine de çok para yatırdı. Ancak bu başka bir zamanın hikayesi. Şüphesiz ki Peter Cech futbol dünyasına büyük bir iz bıraktı. Efsanevi kaleci Premier Lig tarihinin en iyi kalecilerinden biri olarak da kabul ediliyor. Peter Cech bazı insanlar için sürpriz sayılabilecek oldukça sıra dışı bir hobiye sahip. Adını YouTube'a yazarsak 2014 yılından bu yana YouTube'da davuluyla yaptığı metal ve cover şarkılara denk gelebiliriz. Davul çaldığı güzel bir video koleksiyonu bulabileceğiniz kendi kanalı bile var. Bu bir hobi olsa da Cech davul çalmanın el göz koordinasyonunu uygulayarak onu daha iyi bir kaleci yaptığını da iddia etti. Günümüzde Inter formasını giyen Ivan Perisic aynı zamanda voleybol oynama yeteneğine de sahip. Ayrıca yıldız futbolcu ülkesini bir plaj voleybolu turnuvasında da temsil etmişti. 2017 yılında partneri Niksa Delorko ile beraber Hırvatistan'da düzenlenen voleybol şampiyonasına da katıldı. Özel davetle katılan ikili özellikle halkın büyük ilgisini çekti. Perisic özel yeteneklerini sergilerken tribünlerde yıldız oyuncu için dolmuştu. Grupta oynadığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Perisic-Delorko çifti turnuvayı set alamadı. Ancak finale çıkabilseler de Perisic yeni sezon öncesi Inter'in ilk antrenmanını kaçırmak zorunda kalacaktı. İlkay Gündoğan'ın yeteneğini tahmin etmek neredeyse imkansız gibi. İsterseniz şu an bu videoyu duraklatıp bir süre düşünün.
Düşünmeniz bittiyse devam edelim. İlkay Gündoğan coğrafya konusunda oldukça meziyetli. İnsanlar doğu, batı, kuzey, güneyi bulmakta zorlanabiliyor. Fakat yıldız futbolcu haritaları mükemmel bir şekilde okuyabiliyor. Dünyadaki ülkeleri de en az ipucuyla bulabilen bir isim. Saha içinde de doğru zamanda doğru yerde olmasıyla da koordinat konusunda iyi olduğunu da söyleyebiliriz. Bu sezonu Stoke City'de kiralık olarak geçiren Axel Tuanzebe'nin yeteneğine de bir göz atalım. Kendisi yeteneğiyle dünya rekoru kırmaya başarmış birisi. Tuanzebe Hungary Hippos'u oynama konusunda gerçekten çok iyi. 2018 yılında bireysel olarak bu oyunu en hızlı tamamlama konusunda dünya rekoru elde etti. Ve bunu yaptığında Manchester United formasını giyiyordu ve sezon öncesi Amerika kampında yaptı. Eski Liverpool ve Chelsea'li futbolcu Glenn Johnson, maçlardan önce, sonra, boş zamanlarında, sıkıldığında, stresli günler geçirdiğinde matematik problemleri çözüyor. Özel ilgi alanı ise trigonometri. Bir insanın ilgi alanı olarak da trigonometriyi seçmesini anlamak kolay değil elbette. Glenn Johnson'ın çok ileri bir matematik dehası olduğunu söyleyelim. Hatta diyorlar ki okumuş olsaydı profesörlük garantiydi. Ama Glenn Johnson'ın okumak gibi bir şansı olmadı. Bekar annesi oğlunu tek başına yetiştirmeye çalıştı. Çok az para kazanan annesi yemek alabilmek için bir süre hostelde yaşadığını da anlatıyor. Robert Lewandowski futbol sahasındaki yeteneklerini sağ dışına da taşımayı bildi. Çektiği TikTok videolarından bahsettiğimizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bayern Münih formasını giydiği dönemde Bowring'deki yeteneklerini bizlere kanıtladı. Hatta efsane The Big Lebowski filmine de göndermede bulundu. Kariyerinde Benfica, Paris Saint-Germain, Chelsea formalarını giyen David Luiz günümüzde ise Flamengo için mücadele ediyor. Yıldız futbolcu yeşil sahalarda çok numara yapan bir isim. Peki ya sadece yeşil sahalarda mı? Futbol numarası yaptığı anları bir kenara bırakalım ve sağ dışındaki siribazlık numaralarına göz atalım. Chelsea'de forma giyerken soyunma odasında takım arkadaşlarını çok kolay bir şekilde kandırdığını görebiliyoruz. Manchester City'nin defans oyuncusu Manuel Akanji bir matematik dehası. Ona rastgele sayılar söylediğinizde bir hesap makinesi kadar hızlı bir şekilde kafasında hesaplayıp size söyleyebiliyor. Aslına bakarsanız sahip olunması hiç de kolay olmayan bir yetenek. Ülkesi İsviçre'de katıldığı bir programda hesaplama yeteneğini ortaya koyarak hesap makinesinden daha çok iki haneli çarpmaları yaptı. Yıldız futbolcu bir keresinde yaptığı açıklamada ise "Gittiğim her yerde bana hep matematik soruları soruyorlar" sözlerini sarf etmişti. İbrahimovic'in fiziğine rağmen sahip olduğu çok ilginç bir yeteneği var. Attığı estetik gollerden de anlayacağınız üzere tekvando alanında kendisini geliştirmiş birisi. Henüz 17 yaşındayken Zlatan, memleketi Malmö'de siyah kuşak mertebesine çoktan ulaşmıştı. Kimilerine göre futbolcudan daha çok iyi bir dövüşçüydü. Böylece videomuzun sonuna geldik. Videoyu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.